Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Defense Türk ile yaptığı röportajda TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, Atak 2'nin prototip geliştirme fazı hakkında açıklamalarda bulundu. Atak 2 bizim tamamen başından itibaren yerli olarak tasarımına başladığımız, motoru dışında her şeyi yerli olan bir helikopterimiz. 11 ton sınıfında, yani Apache'den de büyük bir helikopter. Gördüğünüz gibi devasa bir şey. Bu bizim ilk prototipimiz, P0 dediğimiz prototip. Bundan sonrakileri, burada yaptığımız testler tasarımdaki aşamalar ışığında biraz daha küçültebiliriz, biraz daha daraltabiliriz, biraz daha uzatabiliriz, o tamamen isterlere bağlı olarak, test sonuçlarına bağlı olarak geliştireceğimiz bir şey. 10 ton sınıfında olacağını tahmin ediyoruz, zırh isterlerimiz var. Tamamen camları olsun, kokpit olsun, zırhlı bir helikopter. Yüksek irtifada yüksek hız isteri var, 9000 fitte 120 knot hızında uçması gibi. Bu tip isterler motoru ve helikopteri biraz büyük yapıyor. Motor isterlerimiz artıyor. Bunların dengesini oturtacağımız P1 helikopteri üzerinde zaten çalışıyoruz. Mehmet Demiroğlu aynı zamanda Atak 2'nin donanma konfigürasyonu için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Helikopter platformlarında prototip geliştirme fazının optimizasyonlardan ve ister değişikliklerinden doğan birçok değişikliği içerdiği unutulmamalıdır. Bu sebeple ilk uçuşunu yapan Atak 2 prototipi ve seri üretime giren Atak 2 arasında bir takım farklılıkların olması oldukça muhtemeldir. AH-1 Cobra ve AH-64 Apache gibi dünyada yaygın kullanılan taarruz helikopterleri de geliştirme aşamasında benzer süreçlerden geçmiştir. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, Defense Türk ile yaptığı röportajda TS-1400'ün askeri kullanım olarak hem mevcut T-129 Atak taarruz helikopterlerine entegrasyonun hem de özgün tasarım T-629 taarruz helikopterinin geliştirilmesi seçeneklerinin değerlendirildiğini cevabını verdi. Bu bir ihtimal, bu daha önce üzerinde çalıştığımız, halada düşündüğümüz bir ihtimal. Bir ihtimal de biz tamamen gökbeyin dinamik sistemleri dediğimiz rotor, transmisyon ve motorlarını alıp kendi Atak helikopterimizin gövdesine, zaten birçoğunu biz yapıyoruz, entegre edip tamamen kendimize özgün bir Atak helikopteri tasarlama üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hangisi daha makul, mantıklı, daha uzun soluklu olacağı konusunda çalışmalarımız bitmek üzere. Bunu da üst yönetimimizle tartışıp yakında belki tamamen kendi Atak 1.5 mızla, tamamen yerli diyebileceğimiz bir helikopterimizle de karşınıza çıkabiliriz. Zaten T-629'u yapıyorsak biz bilin ki TS-1400 ile beraber yapıyoruz. TS-1400'ü yapmazsak T-629'un çok fazla albenisi olmaz.